Evet kıymetli arkadaşlar, 9. günün ilk dersiyle karşınızdayız. Cümleten hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çalışmalarınızda her şey yolunda gidiyordur. Benden sürekli kaynak doküman isteyen arkadaşlarım var. Kendi notlarınızı kendiniz almanızı, bunları satır satır yazmanızı ki 6 hafta falan var. Bu süreçte ancak sindirebilirsiniz diye düşünüyorum. Hani gönderdiğim, daha önceden gönderdiğim PDF'ler çok böyle kayda alınmadı. Yüzlerce kişiye gönderdim arkadaşlar. Hani bir şeylere emek ederseniz, bir şeyler sizi zorlarsa ona böyle daha odaklı olabileceğinizi düşünüyorum ki ortalama 25-26 sayfa not aldım. Siz de yazabilirsiniz. Temiz bir defter alın, bugünden çalışmaya başlayın. Bu videoyla benimle çalışıyorsan doğru yerde değilsin. Hemen bu oynatma listesinin ilk videosuna git, oralardan izlemeye başla. Bu videoya da belki bir göz atabilirsin sevgili arkadaşım. Şu anda neredeyiz biz? Şu anda neredeyiz? Komparatif süperlatif yapıyorduk. Sıfatlar konusundaydık. Komparatif konusunu bir önceki derste bitirdik arkadaşlar. Şimdi sıfatların karşılaştırma hali olaraktan komparatifi bitirmiştik. Karşılaştırma hali olaraktan en üstünlük bildirir hal süperlatif konusuna değineceğiz arkadaşlar. Bununla alakalı da 9 tane cümle var. Bugünkü dersimizin konusu bu 9 cümle ve süperlatif yapıları olacak. Hemen bununla alakalı bir başlık atmak istiyorum müsaadenizle. Superlatives diyoruz mu arkadaşlar? Superlatives. Comparatives kıyaslamaydı. Superlatives de kıyaslama arkadaşlar. Superlatives de aynı şekilde kıyaslama yapıyor. Kıyaslama yapar. Sıfatın bir üstünlük halini değil de en üstünlük halini bildirir. En üstünlük hali bildirir. En üstünlük halden kasıt yani o endir, ondan dahası yoktur. Yani yaşayan en büyük canlı mavi balinadır. Hani yaşayan en büyük canlı, kalbi bir otobüs büyüklüğündedir falan gibi cümlelerimiz vardı mesela önceki kaynaklarda arkadaşlar. Bu gibi ifadeler ya da Yasin sınıfın en uzun boylu öğrencisidir gibi dahası yok. En üstünlük hali bildiriyoruz anlayacağınız üzere. En üstünlük hali diyoruz arkadaşlar. Elimizde sıfatlarımız var. Biz bu sıfatları komparatif yapmıştık komparatif konusunda. Şimdi bunları süperlatif yapacağız arkadaşlar. Yine aynı sıfatlar kısa, uzun ve düzensiz olaraktan karşımıza çıkacaklar. Şimdi kısa sıfatlar için komparatifte ne yapıyoruz? Hemen onu not alalım sevgili dostlar. Birincisi kısa yani tek heceli sıfatlar için sevgili dostlar. Kısa tek heceli sıfatlar için ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Hani komparatifde sonuna er getiriyordunuz ama bunun sonuna er getirmiyorsunuz. Kısa tek heceli sıfatlar için the sıfat artı est, est kullanıyorsunuz arkadaşlar. Hani the ve est'yi kesinlikle kullanmanız gerekiyor. Kısa tek heceli sıfatlar için gördüğünüz gibi the ve est yapısını kullanıyoruz arkadaşlar. Uzun sıfatlar için yani çok heceli sıfatlar için iki ya da daha fazla heceli sıfatlar için sevgili dostlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yine the geliyor. The süperlatifin olmazsa olmazı sevgili arkadaşlar. En üstünlük halinin olmazsa olmazı. Neden öyle? Çünkü parmağınla gösteriyorsun. Diyorsun Yasin sınıfın en uzunu. İşte mavi balina yeryüzündeki yaşayan en büyük canlı diyorsun. Başkası yok. Tek olan şeyler de İngilizce'de belirteç olarak the'yi alması gerekiyor arkadaşlar. Örneğin dünya tektir. Örneğin güneş, ay tektir mesela baktığınızda. Ama yıldız tek değildir sevgili dostlar. Seçersiniz şu yıldız dersiniz. The star dersiniz. Diğer yıldızlardan ayırırsınız. The'nın farklı farklı fonksiyonları vardı. Uzun çok eceli sıfatlar için the most artı sıfat kullanıyoruz arkadaşlar. Yani adjective diyeyim buna. Sanırım komparatifi de böyle anlattık. The adjective sıfat. The adjective est. The most adjective olarak da kullanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi kısa sıfatlarda ve uzun sıfatlarda nasıl ekler kullanmam gerektiğini formülünü sizinle paylaşmış oldum. Bunları da şöyle kırmızı renkle koyulaştıraraktan simgeleyelim. Konuyu özetleyeceğim arkadaşlar. 10. günün ilk videosu muhtemelen sıfatların ikinci bölümü. İlk bölümünü özetlemiştik hatırlarsanız. Sıfatların ikinci bölümü olan komparatif ve süperlatif özetini yapacağız bir 20-30 dakika. Orada ikisini karşılaştırmalı olarak size vereceğim sevgili dostlar. Bir de düzensiz grubumuz var ki onu birazdan vereceğim. Önce şunu bir söyleyelim size. Şimdi kısa sıfatlara örnek verelim şurası için. Kısa sıfatlara örnek verelim. Neymiş bu kısa sıfatlar? Kısa sıfatlara örneğin ilk olaraktan daha önce de vermiştim. High, yüksek mesela. High, yüksek demek.
High, yüksek. Daha yüksek demek için higher diyordunuz. Burada daha yüksek demiyoruz. En yüksek diyeceğiz arkadaşlar. En yüksek diyeceğiz. Ne yapacakmışız? The highest yapacakmışız. Hani başına the getirdik, sonuna est getirdik. High yüksek demekse the highest en yüksek oldu arkadaşlar. Hemen diğer sıfatıma bakıyorum. Great, hani şahane anlamı var, harika anlamı var, büyük anlamı var, önemli anlamı var ki bundan önceki dersteki cümlelerde farklı farklı anlamlarını gördünüz ki ÖSYM'de bilim cümleleri yazarken amcalarımız bu sınavda great'i önemli anlamıyla daha çok tercih ediyorlar. Burada önemli diyebiliriz, büyük diyebiliriz, hiç fark etmez. Great ne oluyor arkadaşlar süperlatif yapınca? The greatest oluyor gördüğünüz gibi. Birazdan renklerde simgeleyeceğim. Hani önemli, büyük, en önemli, en büyük, yüksek, en yüksek. Sonrasında ne var mesela? Quick, hızlı demek. Quick diyorsunuz, hızlı. Yalın halli bir sıfat bu. Ne yapacağım? The quickest diyeceğim. The quickest diyeceğim. Başka ne var elimde mesela? Strong. Strong ne demek arkadaşlar? Güçlü demek. Hani strong, güçlü, affluent hatırlarsanız potent bunlar güçlü demekti. Ciddi kelime tekrar yapıyoruz arkadaşlar sizlerle. The strongest diyeceğiz. Strongest en güçlü oldu. Son olarak da ne var? Big, büyük, en büyük diyeceğim. Big, en büyük derken the biggest şeklinde vurguladım. Şimdi hangi the olmazsa olmazdır arkadaşlar? En derken the diyeceğiz. En derken the diyeceğiz. Tabii ki est ekini de son ekini de vurgulamak gerekiyor. Bunu da yazmak zorundayız. Sıfatları gördüğünüz gibi çekiştiriyoruz. Üzerinde dünya kadar oynamalar yapabiliyoruz. Şahit olduğunuz üzere işte kısa tekeceler için bu şekilde bir yol izledim. Şimdi uzun sıfatlar için bakalım. Effective etkiliydi hatırlarsanız arkadaşlar. Effective etkili demekse en etkili demek için bak ne yapıyormuşsun? The most artı sıfat başına sadece bir the most ekliyormuşsun. Hepsinin başına the most diyebilirsin. The most effective en etkili oldu. Sonrasında beneficial, useful, helpful bunlar faydalı demekti. Beneficial, faydalı, the most beneficial şeklinde kullandık. En faydalı oldu. Hemen bir tane daha gelsin. Neyi yanlış yazdık? Beneficial, evet. Crucial önemliydi. Elzem hayati derecede. Vital, important, fundamental, essential'dı mesela hatırlarsanız. Crucial eşittir the most crucial. Gördüğünüz gibi uzun sıfatların başına the most ifadesini getiriyoruz arkadaşlar. Devam ediyor. Burası distant uzak demekti. The most distant uzak. Yalın halini de yazıyorum sizler için. The most distant olarak kullandık mesela arkadaşlar. Sonrasına ne geldi? Massive. Hani bu da kocaman, devasa, kütlesel açıdan büyük anlamına gelen. Hani massive eşittir the most massive oldu. Son olarak da örnek olarak da successful, başarılıydı. Successful, başarılı. Bunu nasıl yaptık? The most successful student in the classroom gibi bir örnekle bitirmiş olduğumuzu varsayalım. Gördüğünüz gibi uzun sıfatlar başlarına sadece the most ifadesini alıyorlar. En bir numara top number one yapıyorsunuz arkadaşlar bu ifadelerle. İşte kısa tek heceli sıfatlar, işte uzun çok heceli sıfatlar. Gelsin mi bir de düzensizler arkadaşlar. Düzensizler, irregular yani bunlar. Hemen örnek verelim düzensizlere. Şunu da şöyle vurgulamakta fayda var. Her zamanki gibi. Düzensizler neydi? Good iyiydi. En iyi demek için the best diyeceksiniz arkadaşlar. Good iyiydi. En iyi demek için the best. Bad kötü demekti. The worst. En kötü oldu. Much many çok demekti arkadaşlar. Much many. Much ya da many çok demekti. En çok demek için dahası yok. Yani the most ifadesini kullandık. Sonrasında neyimiz vardı? Az, little, little az demekti arkadaşlar. En az demek için the least kullandık. Sonrasında far uzak demekti. The furthest ifadesi en uzak oldu ya da the farthest ifadesi. The farthest ifadesi kullanılır fark etmez. The farthest ifadesi aynı şekilde kullanılabiliyor. Fark etmeden arkadaşlar farthest en uzak olduğu. Tekrardan söylüyorum. İyi, en iyi. Kötü, en kötü. Much many, çok. The most, en çok. A little az, the least, en az. Far,
Uzak, the furthest, the farthest, en uzak olarak karşımıza çıktı. Süperlatif yapı denince aklımıza hemen ne geliyor? Bak komparatifle ne yazmıştık? Hemen oraya dönüyorum. Karşılaştırmalı olarak özetle vereceğim. Şimdi değil arkadaşlar. Hani sıfat artı ere, eğer daha diyorsak mor artı sıfat ya da düzensizler diye bunu kopyala yapıştır yapacağım oraya. Sıfatın en üstünlük haline süperlatife. Hani anahtar kelime olarak konu başlığına baktığım zaman yanında durması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Hani buna da nasıl bir bilgi vereceğiz? Hani hepsinin başına ne geliyor? The artı sıfat, yani the artı sıfat artı est geliyor. Düzenliyorum sadece. More değil de the most artı sıfat geliyor ve yine düzensizlerimiz var gördüğünüz gibi. Süperlatif mantığını da ekranda arkadaşlar ne yaptık şu anda? Süperlatif yaptık, sıfatlarımızı da bunun mantığında bu şekilde sizlere vermiş olalım diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi bugünün cümleleriyle başlayacağız. Ekranda cümlelerimiz var. Süperlatif yapıyoruz. Nerede o cümleler? Burada. Şuradan başlıyorlar arkadaşlar. Şu anda ekranı durdurabilirsin. Bu cümleyi not alabilirsin. Aşağıdaki kelimeler hangi kelimelerin eş anlamları olabilir diye kronolojik sırayla dizdim ki şuralardan başlıyor sona doğru. Onların bir tahminini yürütebilirsin. Şu ana kadar geldiysen, şu ana kadar yazaraktan not aldıysan bunları böyle ok işaretleriyle belki eşleştirebilirsin. Biraz daha böyle üstüne gitmek istiyorsan, biraz daha vaktin varsa sözlük de kullanabilirsin. Çok büyük bir sıkıntı yok ama kullanmamanı öneririm. Hiç problem yok. Kullan kullanma sen bilirsin. Yeter ki ders çalışmaya devam et. Bu cümleyi en azından altını çiz. Mesela burada bir edat var de. Burada hani zarf artı sıfat artı isim vardı, demek ki burası bir tamlama de. Cümle özneyle başlamamıştı. Virgülden sonraki ilk öge olan şurası buranın öznesi olsa gerekti. Bunun içinde bir ly'li bir zarf, sonrasında fiilin üçüncü haliyle çekimlenmiş bir sıfat, ona ait olan bir belgisiz zamir vardı. Burası belirteçle bir tamlama de, burası ana fiil de yani bunları anladın mı? Ben zaten sana bunları anlatacağım şimdi. Hani belki kaç tane bilmiyorum, 50-60 tane cümle analiz etmişizdir arkadaşım. Hani sen de bunu yapmaya çalış bakalım, ne kadarını hatırlıyorsun. Yaptıktan sonra da otur bir izle, tabii ki de notunu alaraktan izle. Bak bakalım ne kadarını ben sana anlatıyorum ya da geçiyor ya da sana geçmiş eksik bir şey var mı? Hani yüksünme, çekinme, üşenme, dönüp dönüp eski videoları izlemende, eski notlarını sürekli zaten revize etmende her zaman fayda var. Yani bu iş için bir kitap satın alman gerekmiyor, kitap setini alman gerekmiyor, bir üyelik alman gerekmiyor, şu hocaya bu hocaya kaydolman gerekmiyor. Gerçekten verdiğim videolar aşırı doz içeriyor. Bunu böyle yavaş yavaş sindirmen gerekiyor. Hep söylüyorum, lütfen söylediklerime kulak kabart. İlk cümle geliyor. Among diyoruz, arasında diyoruz. Sana daha önce vermiştim. Among, arasında demekti. İngilizce'de iki tane arasında vardı. Hani birincisi between de, between ve among ifadeleriydi. İkisi de Türkçe'ye arasında diye çevriliyordu. Between iki şey arasındaydı. Hatırla, between iki şey arasındaydı. Among üç artı şey arasındaydı. Lütfen bunları unutma. İkisi de Türkçe'ye arasında diye transfer ediliyor. Ama between ile among farklı şeylere hitap ediyor. Neticede ikisi de edattır. İkisi de sağına çoğul bir isim alması gerekiyor. Çünkü en az iki şey ya da üç ya da daha fazla şey gelecek çünkü mantık gereği. Among diyoruz, arasında. Ne arasında diyoruz? All, tüm diyoruz, bütün diyoruz. All, the, tüm, the. Hatırlıyor musun? All, whole, all eşittir. Whole eşittir. Entire, the. Sanki dünkü son derste, bir önceki derste all'la ilgili bir şey daha eklemiştim. Onu hemen bir hatırlayalım. Bakıyorum şöyle geriye dönüp. Sen de böyle çalışırken yeni bir ifade çağrışım yapıyorsa dönüp onu bulmaya utanma. Dönüp onu bulmaya böyle hani sıkılma arkadaşım. Bundan üşenme. Bakıyorum inşallah bulabilirim. Bulabilir miyim bilmiyorum. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. All, whole ifadesi. Şöyle yazsak sanırım çıkar. Whole. Niye öyle yapıyorsam. Hemen bakıyorum şimdi. Ha, overall, bakın şurada geçmiş. All, whole, overall, entire ifadesi. Hangi ifadelerden? Dengeli bir beslenmenin genel sağlık üzerinde daha hayati derecede öneme sahip olması. Dünkü derslerden bir tanesiydi. Part 2'de geçmiş arkadaşlar. Entire, overall ifadesi de var. Bunu da buraya ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi aynı ifadeleri kullanmaya çalışıyoruz. O da eşittir. Overall, sevgili arkadaşım, tüm bütün demek. Among burada bir edattır. Sağındaki x'i bağlayacak. X'in biraz böyle
Hani alengilli bir bileşkelerden oluşmuş. Yani şuradan hocam özne geldi, burada fiil var, burası fiildir. Öncesi tek parça öznedir diye bir yanılgıya düşmeyesin sakın. Fiillerin üçüncü hali de biliyorsun ki sıfat görevinde kullanılıyor ki burada galaksi diye bir isim var. İsmin önünde bir sıfat var, belirteç var. Bunların hepsini kapsayan bir zarf var arkadaşlar bütünleyici nitelikte. Neticede burada zarf artı sıfat artı isim de neticede bir galaksiyi niteleyen, galaksiyi parlatan ifadeler söz konusu. Tüm observed diyoruz. Observe ne demek arkadaşlar? Watch, monitor diyeceğiz. Observed, observed. Burada fiilin üçüncü hali sıfat olarak kullanılıyor. Verb ed, verb ing ile verb ed. Fiilin ing haliyle fiilin üçüncü hali sıfat görevinde kullanılabiliyordu ki observe ne demekti onu da söyleyelim sevgili arkadaşım sana. Observe eşittir, watch eşittir, hani gözlemlemek, monitor. Bunların hepsi gözlemlemek demek, view izlemek demek arkadaşlar. Study, analyze, hani study çalışmak, üzerinde çalışmak, gözlem yapmak anlamında. Analyze sevgili arkadaşım bunların hepsi çalışmak, gözlemlemek ifadesi olarak kullanılabiliyor. Hani burada fiillerin, ben sana burada fiil anını verdim. Bunların hepsi gözlemlemek, üzerinde çalışma yapmak, analiz etmek demek. Neticede hepsi bir gözlem içeriyor. Buradaki fiilin üçüncü hali kullanılarak sıfatlaştırılmış görevde burada. Sakın ola fiil diye düşünmeyesin. Tüm gözlemlenmiş neler arasında? Galaksiler arasında. Galaxies diyor. Hani gözlemlenmiş, gözlemlenen tüm galaksiler arasında, Türkçe'de daha fazla var burada. The newly discovered diyoruz arkadaşlar. The newly discovered, the newly yenice discovered, keşfedilmiş. Şimdi yine burada bir belirteç var. Belirtecin önünde hani bir zarf, zarftan sonra da bir sıfat var arkadaşlar. Hani gördünüz mü? Bakın belirteç, belirteçten sonra L-Y ile biten kelime grubu zarf oluyor %90. O zarf da belirteç, zarf, zarftan sonra sıfat, sıfattan sonra isim. Artık sen bunlara alıştın diye düşünüyorum ki önemli ögeler bunlar değil arkadaşlar. Önemli öge tamlamadaki isimdir. Önemli ifade tamlamadaki isimdir. Hızlı okuma tekniklerinde sizin sadece isimleri ve ana fiilleri, fiil görevindeki ifadeleri okumanız gerekiyor sevgili dostlar. Yeni keşfedilmiş one olan, yeni keşfedilen galaksi. Burada tekrardan galaksiyi kullanmıyor. Onun yerine bir zamir kullanmış. One kullanmış. Hani one özne pozisyonundaysa, özne ya da nesne pozisyonundaysa, ismin yerini tutuyorsa cümlede, sıfat değilse, one sıfatsa bir tane demek. Bu çok basit. One, two, three, pencil gibi düşün. Özne ya da nesne pozisyonundaysa, yani kısaca isim ise hani olan olarak kullanılabiliyor arkadaşlar. Olan nokta nokta, olan şey ya da olan kişi diye kullanılabiliyor. Hani hiç fark etmez. Hani one ifadeleri, one ifadesi bu şekilde kullanılır. Bunun çoğulu da var, bir de once da kullanabilirsin. Yine özne ya da nesne pozisyonunda kısacası isim ise sevgili arkadaşım once ifadesi. Bunu olan şeyler ya da olan kişiler diye düşünebilirsin. Bunları bu şekilde yorumlayabilirsin. Cümle içerisinde nasıl kullanılmış? Yeni keşfedilmiş olan dediğine galaksi işte geldi, kaydediyor. Daha önce de böyle sıkıntılar yaşamıştık sevgili dostlar. Bununla alakalı bir arıza olduğunu düşünmüyorum. Yine de kontrollerimi yapıyorum. Evet, herhangi bir sorun söz konusu değil. Ne diyordum? Burada bir zamir var diyordum. Şuradaki one sayı sayan 1, 2, 3, 4, 5 tane olan demek değil. Bu ismin yerini tutuyor. Çünkü burada bir belirteçle tamlamaya girdiniz. Zarf artı sıfat artı son bitirişiniz artık isim olmalı. İsmin yerini tutuyorsa one ifadesi olan şey olan kişi. Çoğulu da var bunun. Olan şeyler olan kişiler olarak da kullanılabiliyor İngilizce'de. Böyle zamirlerimiz de var arkadaşlar. Bunu niye kullanıyor? Özellikle bilimsel İngilizce'de aynı kelimeleri eş anlamlısını bilmediğiniz ya da eş anlamlısı olmayan aynı kelimeleri 3-4 kelime sonra tekrardan kullanmanız anlatımı boğar arkadaşlar. Eksi puan alırsınız. Bundan dolayı onun yerini tutacak başka ifadeler kullanırsınız. Cümleye Yasin'le başlayıp her seferinde Yasin 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 denmez. Sonraki ifadelerde he ya da the man falan diye kullanıyoruz biliyorsunuz. İşte böyle bir süsleme ifadesi söz konusu. Ne olan diyoruz? Newly discovered yapılan. Discover keşfetmek. Yeni keşfedilmiş olan diyoruz arkadaşlar.
Tüm gözlemlenmiş galaksiler arasında yeni keşfedilmiş olan, hani burada fiilin üçüncü hali sıfat olarak kullanılıyor sevgili arkadaşlar, ki şunu da söyleyelim. Discover eşittir uncover. Discover, uncover sevgili arkadaşlar. Başka neler var mesela, hatırlayalım. Discover eşittir uncover. O da eşittir explore. Hani keşfetmek anlamında. Discover, uncover, explore, bunlar keşfetmek arkadaşlar. Ben size yine fiil halini yazıyorum. Burada fiil hali var. Bunun üçüncü halini sıfatlaştırarak kullandım. Gözlemlemek fiillerinin de eş anlamlarını yazmıştım. Altı tane gördüğünüz gibi. Üçüncü hale çekimlenmiş sıfat görevinde arkadaşlar. Sıfat görevinde unutmayın. Hala ben ana fiile ulaşamadım. Anlatım edatla başladı. Edat sağındaki tamlamayla sağındaki x ile birleşti. D ile tamlama açtık. Tamlamamız devam ediyor sevgili dostlar. Ne diyor tamlamada? Yeni keşfedilmiş olan, yani yeni keşfedilen dedik. Sonra ne diyor? Is şudur diyoruz şu anda. Yeni keşfedilen şudur, şöyledir diyoruz. Onunla alakalı bir durum bildirir, bilgi vereceğim. Öznem benim burası. Yeni keşfedilen şöyledir. Nedir? The most distant'tır. Normalde distance diyor, uzaktır diyor. Ama burada ne diyor? The most distant diyor. En uzaktır diyoruz arkadaşlar. Is the most distant, en uzaktır diyoruz arkadaşlar. Ever observed, hani observed diyeyim buna, observed. Şimdi the most distant, en uzak gözlemlenen. Şimdi ne diyordu? Tüm gözlemlenmiş galaksiler arasında öyle bir tane vardır diyordu. En uzak gözlemlenen diyordu. Burada the most'la zarf kullandınız. Pardon, sıfat kullandınız. Distant, the most, en çok, azlık çokluk zarftır bu. Özür dilerim arkadaşlar. Most, hani burada bir d ile tamlamaya girdik. Zarf kullandık. Zarftan sonra uzak diyerek sıfat kullandık. Observed diyerek yine discovered gibi, observed gibi, hani aynısını kullandık zaten burada. Gözlemlenmiş diye burada bir sıfata bağladık. Tekrar söylüyorum. Bakın şuralarda hep ne yaptık? Burada bir tamlama başlattık. Şurada tamlama başlattık. Özellikle ikinci ve üçüncü tamlamamızda zarf eşlik etti sonrasına. Hani burada bir zarf eşlik etti gördüğünüz gibi. Ondan sonra sıfat kullanıldı. Fakat burada bir değil iki tane sıfat kullanıldı arkadaşlar. Araya bir de ever, hani bugüne kadar ki, bugüne kadar ki, hani siz arkadaşlar ever'ı sessiz çeviride kullanabilirsiniz. Hani ever artı sıfat ifadesi, hani bugüne kadar sıfat olan gibi bir ifade olarak kullanılabilir arkadaşlar. Ever sıfat ifadesi, bugüne kadar sıfat yapılmış. The most distant ever, yani the most distant, en uzak. Ever observed, bugüne kadar gözlemlenmiş en uzak şeklinde Türkçeleşebiliyor sevgili arkadaşlar. Evet, ne dedik? Hani the most distant ever diziliminde hani bir belirteç var. Belirteçten sonra zarf var. Hani uzak anlamına gelen bir sıfat var. Observed de fiilin üçüncü haliyle sıfatlaşmış. Ever de burada bir pekiştireç arkadaşlar. Ever pek çok yerde karşımıza çıkacak. Örneğin since, bilenler için since den beri demek. Ever since, o da den beri demek mesela. Hani baktığınız zaman da ever böyle bazen sessiz çeviriye uyum sağlayabiliyor. Hani bu bugüne kadar ki, hani gözlemlenmiş en uzak gibi bir anlam katıyor. Hemen onu yazmak istiyorum. The most distant demek, hani en uzak demek. The most distant ever, the most distant ever demek. Hani ever süperlatif cümlede, en üstünlük hal bildirir cümlede, bugüne kadar ki en uzak der. The most distant ever'a bir de observed ifadesini eklersen, hani ever observed diyorsun. Aslında burada observed'ı parlatan bir ifade bu. Bugüne kadar ki en uzak gözlemlenmiş. Bugüne kadar ki gözlemlenmiş en uzak diyelim arkadaşlar. Gözlemlenmiş en uzak olandır diyor tabiri caizse. Şunu nasıl sığdıralım? Şöyle bir enter atalım. Şunu da bir tık küçültelim. Oraya sığsın diye. Sen istediğin gibi notunu al. The most distant ever observed dediğimiz şey ne? Hani bugüne kadar ki ever gözlemlenmiş observed. The most distant, en uzak diyoruz. En uzak olandır diyoruz. Bence yeterince açıklayıcı oldu. Parçalayaraktan anlattım. Tüm gözlemlenmiş galaksiler arasında
Yeni keşfedilen galaksi, one, yeni keşfedilen olan, yeni keşfedilen şudur. Ba fiil var burada. Sağındaki ifadeyle anlam kazanacak. Yani bugüne kadar ki en uzak gözlemlenmiş olandır diyoruz. Devam etmesi lazım tabii ki. Havada kaldı biraz anlatım. Bugüne kadar gözlemlenmiş olandır. Kim tarafından? Astronotlar tarafından diyoruz arkadaşlar. Astronotlar tarafından. By astronomers diyoruz. Astronotlar tarafından bugüne kadar ki gözlemlenmiş en uzak olandır diyeceğiz. By burada. Eğer sizin hani öznenin yapmadığı bir iş varsa burada yeni keşfedilmiş olan diyoruz arkadaşlar. Yeni keşfedilen diyoruz. Kim tarafından, kim bunları keşfetti bunu da söylemen gerekiyor. By astronomers ifadesi sağ tarafını bağlıyor. Burada da bir tamlama var. Az önce açtım şuraya Türkçesini söyledim. Ba fiil tek başına yetersiz. Sağındaki ifadeyle anlam kazandığı için bunu da buna bağlıyorum arkadaşlar. Be fiili var. Şimdi Türkçesine bakalım. Biraz daha anlaşılır olacak bizler için. Ne demiştik? Arasından, ne arasından? Hani tüm gözlemlenmiş galaksiler arasından, yani gözlemlenmiş bütün galaksiler arasından, galaksiler, benim Türkçem bozuk, kusura bakmayın, yanlış yazabiliyorum ki altını çiziyor, nereyi yanlış yazdığımı da görmüyorum çünkü İngilizce ayarlı arkadaşlar. Lütfen kusura bakmayın, gözlemlenmiş bütün galaksiler arasında virgül yeni keşfedilmiş olan, yeni keşfedilen nedir diyeceğiz arkadaşlar? Astronotlar tarafından bugüne kadar gözlemlenmiş en uzak olandır diyeceğiz arkadaşlar. Yeni keşfedilmiş olan astronotlar, hani yeni keşfedilmiş olan astronotlar tarafından değil, yeni keşfedilmiş olan galaksiyi vurguluyoruz burada. Yeni keşfedilmiş olan galaksiyi astronotlar tarafından diyor by astronomers arkadaşlar. Bugüne kadar gözlemlenmiş en uzak olandır. Bugüne kadar gözlemlenmiş, bugüne kadar en uzak gözlemlenmiş olandır. Bugüne kadar en uzakta gözlemlenmiştir. Bugüne kadar en uzak gözlemlenmiş olandır diye bir ifade kullanılabilir arkadaşlar bu cümle için. %90 oranda 3 aşağı 5 yukarı doğru mesajı verir bir cümle yazdık. %100 çeviri bu şekilde olmayabilir. Şu anki yorumum bunu gerektirdi. Biraz daha kafa yorsam Türkçesini biraz daha güzelleştirebilirdim belki. Gördüğünüz gibi eş anlamlı kelime bilgisi olaraktan unuttuğum bir şey var mı diye şöyle bir kontrol etmek istiyorum. Size vermediğim discover ifadesi uncover explore olarak verdim. Son olarak şunu da vermekte fayda var size arkadaşlar. Uzak demek far uzak demekti. Burada pardon distant uzak demekti. Distant uzak demek eşittir far. Bu da uzak demek sevgili arkadaşlar. O da eşittir remote. Bunların hepsi İngilizce'de uzak anlamına gelen ifadelerdir sevgili dostlar. Kaç puntoyla yazıyorsun diye bir kontrol edeceğim şimdi. 10. Bunu kaç yaptık? Bunu kaç yaptık? 11 yaptık. Bir tık küçültelim. Sısın. Bunlar da uzak anlamına gelen ifadelerimiz olmuş oldu. Bir cümle daha gelsin bakalım. Bir cümle daha analiz edelim, parçalayalım. The black hole, kara delik değil mi? Fenciler bunları bilirler. The black hole, kara delik. Delik anlamına gelen hole eşittir bore arkadaşlar. Eşittir, o da bir tane daha vardı. Cavity, aynen öyle. Cavity, sevgili dostlar. Bore dediğimiz şey, niye Türkçe'ye aldın ki bunu? Niye Türkçe'ye aldın ki? Niye 11'e çıktın ki? Pekala, şöyle yapalım. Bunu da şöyle yapalım, hatta hepsini İngilizce yapsın bize. Kusura bakmayın, kesintiye uğruyor anlatım. Yanlış bir kelime vermek istemiyorum size. The black hole, kara delik diyoruz. Cümlenin öznesi ise bu şayet. Bize şimdi fiil lazım. Fakat burada bir eklem var gördüğüm gibi. At the center, merkezde diyor. At the center, hani center diye de yazabilirsin şuradaki gibi. Centre diye de yazabilirsin, fark etmez. Yani merkezdeki kara delik diyor. Birinci eklem burası. Bir tane daha eklem gördüm sanki orada. Nerede? Şunun merkezindeki kara delik. X'in merkezindeki kara delik. Neyin arkadaşlar? Our galaxy diyoruz. Galaksimizin merkezindeki kara delik. Yani sonsuza kadar edatla tamlamayı uzatabilirsiniz. Ögeyi uzatabilirsiniz. Sağdan sola doğru Türkçeleştireceksiniz. Hani galaksi,
Galaxy bizim galaksimiz. Bizim galaksimizin merkezi. Bizim galaksimizin merkezindeki kara delik diyoruz burada. Bir tamlama oluştu. Is şudur diyoruz arkadaşlar. Is şudur nedir? Hani neyden bahsetmiş? The most massive, en devasa, en kocaman, the most massive, massive ifadesi ki size dersi açarken verdiğim sıfatlar üzerinden gidiyorum arkadaşlar. Buralarda bunları size vermiştim mesela the most massive olarak tam. Bu ifadeleri size vermeye çalışıyorum. Önceden hani bilgisini verdim. Şimdi cümle içinde kullanıyorum bu ifadeleri. The black hole at the center of our galaxy. Galaksimizin merkezindeki kara delik şudur arkadaşlar. Nedir? En büyüktür. En büyük nedir? Celestial object arkadaşlar. Gök nesnesidir belki. Ya da celestial ne demekse bilmiyorum. Celestial object. En büyük celestial object'tir diyoruz. Şunu da söyleyelim. Massive büyük kocaman demekti. Massive eşittir colossal. O da eşittir. Massive, colossal, huge, gigantic. Bunları ilk defa görüyorsun. Gerçi gigantic ifadesini daha önce bir kez yazdığımı anımsıyorum şu anda. Massive, colossal, huge, gigantic, immense, very big. Bunlar çok büyük demek. Kocaman, devasa, akla hayale sığmayacak derecede büyük anlamını veren ifadeler arkadaşlar. Yani galaksimizin merkezindeki kara delik yani en büyük celestial objedir, nesnedir, celestial her neyse arkadaşlar. Burada obje dedin, nesne dedin, burada bir isim kullandın ki yanına bir vörpüç düşmüş. Known demiş. Ben know bilmek eylemini biliyorum hani normalde. Burada şimdi siz the ile tamlama açtınız. Belirteçle tamlama açtınız. Tamlamaya başladınız. Zarf kullandınız. Zarftan sonra birinci sıfatı, ikinci sıfatı kullanıyorsunuz. Tamlamanın sonundaki ifade ne oluyor? Sizin isminiz oluyor. Burada bir isim var. İsmin yanına fiilin üçüncü hali gelmiş. Hani bu fiildir ama kısaltmadır. İsim altı verb'müştür. Çünkü ana fiil burada arkadaşlar. Karıştırmayınız. İsim artı verb 3 pasif kısaltmadır. Bunu artık duymaya başladınız benden. Pasif kısaltma nasıl Türkçeleştiriliyor? Yapılan, edilen isim diye çevriliyor. Çünkü siz bir yerde pasif bir yapı yakalarsanız, pasif bir kısaltma yakalarsanız önce fiili pasivize edin arkadaşlar. Senin fiilin no fiili bilmek değil mi aktif çatıda? Aktif anlamda bilmek. Sen bunu pasivize edersen, parantez içine yazayım. Bilinmek demez misin? Bunu sen pasivize ettim şu anda. P harfiyle de simgeleyeyim. No'u sen bilmek değil de bilinmek dersin. Bu aktif çatıdaydı sevgili arkadaşım. Aktif çatıda bilmekse pasif çatıda bilinmek. Bilinmek diyoruz. Nasıl bir ifade çıktı burada? Object, noun diyoruz. Hani nesne bilinmek. Ne oldu? Bilinen, nesne bilinen obje oldu farkındaysan sevgili arkadaşım. Bunları artık anlıyorsun diye düşünüyorum. Çünkü bu ifadelerden bol bol kullanıyoruz artık. Object known, bilinen obje. Ne olarak bilinen obje? Bakıyorum cümleye. To exist, var olarak. To exist. Hani var olduğu bilinen obje. Şimdi burada infinitive kullanılmış. Mavileştirelim. Neden infinitive kullanılmış? Geçen ders, ondan önceki ders çıkmıştı. Mavileştirmiştim. Demiştim ki sen eğer sıfattan geliyorsan ya da pasif bir yapının hemen sonrasına yazmaya çalışıyorsan infinitive kullanırsın. Neden infinitive diyeyim? Bunu tekrardan hatırlatayım sana. Neden infinitive? Yani neden to verb bir kullanıyorum? Şunun için kullanıyorum sevgili arkadaşım. Sıfatın ya da pasif yapının sağına denk geliyorsa senin to verb bir kullanman şart arkadaşım. Bak burada bir pasif yapı durumu söz konusu. Burada bir yani fiillerin üçüncü halini de sıfat olarak kullanabiliyoruz. Fiillerin üçüncü halini pasif yapı olarak da kullanabiliyoruz. İkisi de aynı şey, aynı kökten, aynı görevden türediği için ister bu açıdan bak, ister pasif yapı olduğunu düşün ki burada pasif bir kısaltma durumu söz konusu ki burada bir tamlama doğmuş komple. Bunun hepsi tek parça olarak düşünülebilir arkadaşlar. Çevirisine bakalım şimdi. Ne diyor cümle? Galaksimizin merkezindeki kara delik. Galaksimizin merkezindeki kara delik. Ne diyor burada? Kara delik neymiş bunun derdi? Hani bilinen, existi de vereyim size.
Exist eşittir be present arkadaşlar. Yani var olmak, mevcut olmak. Hani var olduğu bilinen en büyük celestial nesnedir diyoruz arkadaşlar. Var olduğu bilinen en büyük celestial nesnedir diyor cümle sevgili arkadaşlar. Celestial'a da hemen bir bakayım. Bence olmadığım için, gökbilimci olmadığım için bilmiyorum arkadaşlar. Ama okurken sıfat olduğu için mesela sınavda karşıma çıksa hiç umurumda olmaz. İsimlere odaklanırım. Derim ki kara delik hani nesnedir bilinen hani en büyük celestial nesnedir derim yani. Çok böyle odakta, çok böyle beni gerçekten ilgilendiren bir yerde değil aslında. 4-5 kelimeye odaklanaraktan buranın mesajını alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu dersin son cümlesi olsun. The recent breakthrough diyoruz arkadaşlar. The recent son yani yeni yani. The recent, recent bir sıfattır. Recent sıfatsa eşittir ultimate arkadaşlar. Yani bu yeni, yeni, işte last ya da latest, hani son, en son daha duman üstünde çok yeni çıkmış. Baktığınızda final mesela aynı şekilde. Bunların hepsi en son, en yeni çıkan, bu bir sıfattır. Tamlama belirteşle başladım. Sıfattan isme bağlayacağım ya da bir sıfat daha gelecek sonra isme bağlayacağım. Breakthrough diyoruz arkadaşlar. Yani keşif diyoruz. Breakthrough. Bu bir isimdir arkadaşlar. Breakthrough da böyle son zamanlarda kullanılan bir ifade. Hani tıpta bir çığır açtı. İşte ne bileyim hastalığın tedavisinde işte yeni bir keşif oldu falan. Hani koronavirüs aşısı bir breakthrough'du. Hani o kadar bir yıllık çilemizi sona erdirdi sözde tırnak içinde arkadaşlar. Breakthrough. Eşittir. Bunun eş anlamları var ve önemli arkadaşlar. Invention, discovery, invention, keşif demek, buluş demek, discovery mesela, discovery. O da eşittir sevgili dostlar. Innovation, inovasyon diye geçiyor. Innovation. Bunların hepsi yenilik, keşif, buluş olarak Türkçe'ye geçmiş. Son buluş diyoruz arkadaşlar. Son keşif diyoruz. Neyin son buluşu, son keşifi? Şu alanda siz bir alandan bahsediyorsanız inedatını eklem olarak kullanırsınız. Ne alanındaki? Az önce dedim yani sağlık alanında, tıp alanında, işte ne bileyim ya da işte sürdürülebilir enerji alanında diye özür dilerim düşünebilirsiniz. Bir alandan bahsedecekseniz İngilizce'de in kullanıyorsunuz. Quantum computing diyoruz arkadaşlar. Quantum computing. Quantum computing alanındaki çok özür. Quantum hesaplama alanındaki son buluş, son keşif represents, temsil ediyor, represents, temsil ediyor diyoruz arkadaşlar. Represents ne demek? Stand for demek. Önemli bir phrasal verb veriyorum sana şu anda. Represent eşittir. Stand for'u da çok kullanıyor ÖSYM. Bunlara dikkat et lütfen. Bu bir phrasal verb arkadaşım. Bunu sen for'u stand'a ayrı ayrı düşünemezsin. Bu bileşiktir. Phrasal verb'tür. Temsil etmek demektir. Burada ne buldum o zaman? D'yla tamlamaya girdim. Bunu hemen ne yaptım sevgili dostum? Altını çizdim. Bak burada bir eklem var. Kuantum hesaplamasındaki en yeni buluş temsil ediyor. Neyi temsil ediyor? The most significant, en önemli, the most significant, en önemli, zıyla belirteceğimi kullandım. Zarf artı sıfat kullandım. İsmi geliyor şimdi. En önemli neyi temsil ediyor? Advancement arkadaşım. İlerlemeyi, gelişmeyi, advancement. En önemli gelişmeyi, en önemli ilerlemeyi temsil ediyor diyor. Şimdi burada representative verdim. Significant'ı da verelim arkadaşlar. Significant önemli demek. Onu da şuraya yazalım. Birkaç tane yazacağım çünkü. Significant. Şöyle yapalım bizi yormasın. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bağlantı gidiyor. Dışarıda fena yağış var. Şu anda Hatay, Antakya'dayım deprem bölgesinde. Fırsat buldukça ders atmaya çalışıyorum ki telefonum üzerinden bağlıyorum. Yağmurlu havalarda, ne bileyim rüzgarlı havalarda telefon bile çekmiyor maalesef ki eve internet altyapısı hak getir arkadaşlar. Çok böyle iyi şartlarda değiliz.
Şundan bahsediyordum. Significant'ın eş anlamlarını vermeye çalışıyorum. Significant eşittir sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Significant eşittir neredesin? Important, major, substantial olarak karşımıza çıkıyor. Daha önce yazdığım ifadeler bunlar. Her seferinde yazıyorum. Important eşittir, major eşittir, substantial arkadaşım. Bunların hepsi önemliden de önemli. Bunların hepsi çok önemli anlamına geliyor. Bir de prominent'ı verelim. Onun da hakkı bizde kalmasın. Hemen onu da yazıyorum. Prominent. Bunlar eminent falan gibi ifadeler. Bunlar çok önemli demek. İşte kuantum hesaplamalarındaki son buluş temsil ediyor. Neyi? En önemli ilerlemeyi, en önemli gelişmeyi. İlerlemeyi de söyleyelim. Advancement eşittir progress, progression ya da improvement olarak karşımıza çıkıyor. Advancement eşittir progress, eşittir improvement. Hani bunlar ilerleme, gelişme demek arkadaşlar ya da progression da diyebiliriz. Progress, progression fark etmez. Progression. Bunların hepsi ilerleme, gelişme olarak karşımıza çıkıyor İngilizce'de. Daha önce de yazdığımız gruplarda bunlar artık kendini tekrar etmeye başladı farkındaysanız. Hani en önemli gelişmeyi temsil ediyor. Neydi ki en önemli gelişme diye bakıyorum. Yine şu alandaki diyor. Hangi alandaki? Gördüğün gibi şu eklem, şu in eklemi alan bölge arazinden bahsederken İngilizce'de kullanılabiliyor. In edatı alan bölge arazi fiziki ortamda da olabilir. Dil arkadaşlar. Özür dilerim. Alan bölge arazi dil olabiliyor. Ay olabiliyor. Ay mevsimi yıl fark etmiyor arkadaşlar. Yani in en geniş kullanım alanı olan edatlardan bir tanesi İngilizce'de. Eklem görevinde burada işte. Neydi? Computational capabilities diyor arkadaşlar. Computational bilgisayar üzerinden yapılan capabilities diyoruz. Hani yetenekler, hani capability eşittir ability, capability daha önce verdiğim kelimelerde ability ya da competence diye düşünebilirsiniz. Yeterlilik demek. Skill, talent değil mi? Şunu yazmayalım. Skill ya da eşittir talent mesela bunlar. Bunların hepsi yetenek, beceri demek. Hangi alandaymış arkadaşlar? Hangi alandaki en önemli, en significant advancement'ı yani en önemli gelişmeyi temsil ediyor? Hangi alandaki? Yani bilgisayar üzerinden, yani bilgisayar üzerinden computational hesapsal yetenekleri to date demiş sanırım. Hani günümüze kadar yani günümüzde hani günümüzdeki işte en böyle bilgisayar üzerinden yapılan hesaplamalardaki en önemli ilerlemeyi, gelişmeyi temsil ediyor diyor. Türkçesini yazalım şimdi. Önce özneyi tabii ki de toparlayacağız. Yani kuantum hesaplamalarındaki son buluş recent breakthrough, son keşif arkadaşlar, temsil ediyor diye bitireceğiz. Neyi? Şu alandaki, hani to date, günümüzdeki diyeceğiz. Bu bir ifade. To date, günümüzdeki işte computational, hani computational capabilities, hani bilgisayar yeteneklerindeki günümüzdeki bilgisayar yeteneklerindeki en önemli gelişmeyi temsil ediyor diyeceğiz arkadaşlar. En önemli gelişmeyi temsil ediyor diyeceğiz. Çeviriyi de halletmiş olacağız gördüğünüz gibi. Şöyle yapalım sığsın. Hani cümleyi Türkçe'ye transfer ederken alan bilgisi de lazım. Ben fenci değilim arkadaşlar. Ya da bu alanla alakalı özellikle bilgim yok. Hani sınava hazırlaya hazırlaya ya da genel kültür olarak sağdan soldan duyuyoruz. Hani bu alanla ilgilenen zaten fenci arkadaşlarım şu cümleyi okuduğu zaman direkt anlar hani öğretmenlik işte bireyde bilmem ne davranış değişikliği getirme yöntemleridir falan filan desem bana ben sana böyle gözüm kapalı anlatırım. Yani bakmadan da yazarım. Bu böyle bir şey. Önceki cümlede keza aynı. Galaksi ile alakalı bilgin olması gerekiyor. E sen zaten fenciysen bu alandan giriyorsun. Bu alka planla, bu altyapıyla giriyorsun normalde. Hani ben de dilciyim.
Bütün alanları öğrenci hazırlıyorum. Dediğim gibi %90'a yakın doğru çevirilerle alan bilgisi çok fazla olmadığı için %100 şudur diyemiyorum. Dediğim gibi ama sözlüğe de yazsak bu şekilde bir çeviriye ulaşırız. Neticede burada en önemli bir ilerleme varmış. Hangi alandaymış? Computational Capabilities Today, yani günümüzdeki bilgisayar hesaplamalarıyla alakalı en önemli ilerlemeymiş. Bu neymiş arkadaşlar? Kuantum hesaplamalarındaki son buluş buymuş ya da bunu temsil ediyormuş diyebilirsiniz ki en önemli ifade Stanford ifadesi, phrasal verb olarak bu cümlede de karşımıza çıkmıştı. Bir sonraki derste ne yapacağız? 4, 5 ve 6. cümleleri yapacağız. İşte ekranda duruyorlar. Biraz emek etmen lazım. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Bir beğenirsin belki ya da bir yorum yaparsın diye düşünüyorum. Eyvallah.